Evet, Nazmi Hanım. Türkü tanımayanların simasından eğildiği nokta Çanakkale'dir. Kara bulutların yurt semasından dağıldığı nokta Çanakkale'dir. Ayrıklar kök salmış, gülsüz lalesiz, dikkatle yürürüm Çanakkale'de. Gördüğüm ağır gelir Çanakkale'siz, dolaşır dururum Çanakkale'de. Diyetini kanlarıyla boğazda, ödediler şanlarıyla boğazda, düşmanların kinleriyle boğazda, boğulduğu nokta Çanakkale'dir. Her şey vatan için diye inliyor, o ses kulaklarım çınlıyor. Dedeleri torunumu dinliyor, gafleti görürüm Çanakkale'de. O diyar ki hüsüydü kainlerin, unutuldu pençesi şahinlerin. O diyar ki batılı hainlerin, yığıldığı nokta Çanakkale'dir. Her karşı kokar tarihimizi, rehavete salmış nedense bizi. Tahayyüle daldım, ağladım bazen. Dur yolcu gururum Çanakkale'de. Akopların yankilerin hırsını yakıp yıkan Erzurum'u karşısını, 15'liler verdi güzel dersini, kovulduğu nokta Çanakkale'dir. 15'liler ile sürdü seferi, cephede hınalı kuzu neferi. Atatürk komutan büyük zaferi, bilinir sürürüm Çanakkale'de. Başımız dik, hem de açıktı alın, sahibiydik hem peteğin hem balın. Askeriyle o Mustafa Kemal'ın övüldüğü nokta Çanakkale'dir. Düğümlü çözülmez muhabbet bağım, düşündükçe verir yürekte yağım. Abide de döşer şanlı bayrağım, sanmayın eririm Çanakkale'de. Savaşırız her şartta, bebek kucağında, mitralyoz sırtta, güneş gibi her yıl 18 Mart'ta, doğulduğu nokta Çanakkale'dir, doğulduğu nokta Çanakkale'dir. Fedaiyim kokar, şu hedagallar, vatana kurbandır, kalan tüm canlar. Avucunu yalar cümle düşmanlar, sanar yol veririm Çanakkale'de. Avucunu yalar yalar cümle düşmanlar, sanar yol veririm Çanakkale'de. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Bir perşembe akşamından daha sizlerle buluşmanın neşesi, zevkiyle beraber böyle güzel hamasi duygularla bir Ozan abimizi, Ozan Fedai abimizi burada ağırlıyoruz. Ve aynı zamanda şair,
ve yazar Nazmiye Çelebi hanımefendiyi de ağırlıyoruz. Beraber bu akşam çok güzel bir sohbet yapacağız. Kültürümüzde, geleneğimizde bir ozanlık geleneğini burada konuşacağız efendim. Bu akşam evet İslam aleminin regaib kandili, cümle İslam aleminin regaib kandilini kutluyoruz efendim. Tesit ediyoruz, tebrik ediyoruz. Böyle bir akşamdan sizlere seslenmenin vermiş olduğu huzurla programımızı açıyoruz. Efendim bize 0549 51717 WhatsApp hattından soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Selamlarınızı gönderebilirsiniz efendim. Buradan Almanya'ya, özellikle Darmstadt ve Stuttgart'a el sallıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Oradan bizi izleyenler var. Avustralya'dan bizi izleyenler var. Hollanda'dan bizi izleyenler var. Ve Türkiye'nin birçok yerinden efendim. Manisa, Sakarya, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Urfa ve daha sayamadığımız nice yerlerden bizleri izliyorlar biliyoruz. Adana'ya da ayrıca selamlarımızı söylüyoruz. Evet. Ozan Fedai abimiz, ben abi diyorum çünkü samimiyetimize binaen Nazmi ablamıza da yeri gel zaman Nazmi hocam veya Nazmi ablamız diyeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün mübarek bir gün. Mübarek bir şehir. İkisi bir arada. Çanakkale dedik. Türk ve İslam alemini şereflendiren ve birlik beraberliğinin cemresi olacak bu mübarek günün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İslam aleminin, Türk aleminin ve Türk milletinin kandili mübarek olsun. Dedik ya, mübarek bir gün, mübarek bir şehir, kutlu bir belde. Burada program yapmak bu akşam ve bizim için daha fazla önemi var. Evet. Daha fazla bir hazı var diyeyim. Hazı var, evet. Buradan memleketimizin nerede bir Türk varsa, nerede bir Müslüman varsa, bizi dinliyorsa, onların hepsine ayrı ayrı selamlarımı ve kandillerini mübarek olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ve bir dörtlük aklımızda işte ozanlık ya. Hı. Çalışırken nasırlanan ellerin, konuşurken yalansız riyasız konuşan dillerin, hakkı hakla kandırmayan kulların kandilleri mübarek olsun ya Rabbi diyor. Buradan programı da sohbeti de başlatmış oluyoruz. Çok teşekkür ederim Nazmi ablamız. Buyurun siz de birkaç kelamla hoş geldiniz diyelim. Türk ve İslam aleminin kandilini kutluyorum. Ton TV ve Kültür Sanat Programı insanı sunucusu İsmail Hakkı Aydın Bey'e teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize Şehitler Diyarı Çanakkale'den selam olsun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Ozan abi, isterseniz önce bir kendinizi kısaca bir tanıtın. Nasıl isterseniz, stüdyo sizin, bu akşam sizin. Şöyle. Konuk sizsiniz. İstediğiniz zaman çalabiliriz, istediğiniz zaman sohbete devam edebiliriz. Nasıl arzu ediyorsanız. Her zaman Almanya'da şöyle şey yaptım. Memleketim Amasya, Şehzadeler Diyarı. Evet. Amasya'dan. Fakat 45 yıldır yurt dışında yaşıyoruz. Yurt dışında yaşarken de daha doğrusu şöyle dersem daha iyi anlaşılacak. Yesevi Hazretlerinin diyar Rum'a gönderdiği elçilerinin elçileri olarak orada milli ve dini olan kültürlerimizi, değerlerimizin hırpalanmaması için ve gelecek nesile aktarılması için çaba gösteriyoruz. Ne güzel. Yani yıllarca orada çalıştığımız, çalışıp ekmek para kazanmak değilmiş. Meğersem bir misyonumuzun olduğunu yıllar sonra öğrendik. Değil mi? Yani bir misyonumuzun olduğunu orada öğrendik. Sonradan öğrendik. Orada öğrendik derken sonradan öğrendik. Ama Allah'a şükür bu işte misyonumuzla, türkülerimizle, yazdıklarımızla bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecektir. Buradan Amasya'ya, buradan Darmstadt'a, Stuttgart'a, velhasılı bizi dinleyen her yere selamlarımı gönderiyorum. Ne güzel bir tevafuk diyelim.
Aynı misyonu eda etmek için ben bir misyon görevlisi olarak Stuttgart'ta 3 yıl görev yaptım. Aynı beldede bulunduk. Aynı toprakları şey yaptık. Almanya'yı karış karış gezdik. Avrupa'yı karış karış gezdik. Dediğiniz gibi güzel bir misyon. Ama bu misyonun farkında olabilmek Ozan abi gerçekten çok önemli. Yani sonuçta geçenlerde bir arabanın arkasında şunu gördüm bir resimde. Bana Almancı diyen Türk vatandaşı dedi, sen benim kadar Türk müsün? Diye bir yazı okudum. Mavi derdi. Ha biz de yıllardır 45 yıldır yurt dışındayız ama hep biz vatan dedik oralara, onlar bize vatandaş diyemedi. Demek ki bizim vatanımız burası. Evet. Yani ayaklarımızı bastığımız, ayaklarımızın üzerine duracağımız yer Türkiye. Onun için ikinci bölümde o konulara değineceğiz. Güzel bir eserlerimiz var o konularda. Şimdi bu bölümü biraz da böyle manevi hazla devam edelim. Buyurun bir şeyle hemen devam edelim. Bir eserle. Hocam ben Türkiye'ye girmeden önce şiir okuyabilirsiniz benim yapacağım tonla. Dinlemedin beni, doğru bir cevap verecektim ama nasip değilmiş. Bilinmiyor neden günahla sevap soracaktım ama nasip değilmiş. Merhamet çalarak alamam vebal, ya kökü sökülür ya kırılır dal. Dünyadan geçerken şöyle bir hayal kuracaktım ama nasip değilmiş. Geçerken hüzünlü gam deryasından hazırladım kurşunlarım hasından, sözlerimle alnının tam ortasından vuracaktım ama nasip değilmiş. Nazmiye susarım gelince yeri, insanın yanlışı kendi eseri, cehalet elinden alıp defteri dürecektim ama nasip değilmiş. Dürecektim ama nasip değilmiş. Özür diliyorum, özür yarabbim. Dünyada kalmadı huzur yarabbim. Emanetini al hazır yarabbim. Ya al bu canımı yarab, ya azad eyle, ya azad eyle. Emanetini al hazır yarabbim. Ya al bu canımı yarab, ya azad eyle, ya azad eyle. Dünyada gerçeği yaşamıyorsan, mazlumun sesine koşamıyorsan, elenin yargıyı aşamıyorsan, ya al bu canımı yarab, ya azad eyle, ya azad eyle. Elenin yargıyı aşamıyorsan, ya al bu canımı yarab, ya azad eyle, ya azad eyle. Fedayim harap, gönül sarayım, çaresi bulunmaz derin yarayım. Senden başka kim var
ki yalvarayım. Yar canımı yarab, yar azad eyle, yar azad eyle. Senden başka kim var ki yalvarayım? Yar bu canımı yarab, yar azad eyle, yar azad eyle. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Ozan abi. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Ozan Fedai Bey, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaşayan kültür mirası taşıyıcısı bir halk ozanı efendim. Dolayısıyla bugün ozanlık geleneğini konuşacağız kendisiyle ve tabii ki kendisinden bir şeyler dinleyeceğiz. Ozan abi, ozanlık nasıl bir şey, nedir? Biliyoruz zannediyoruz belki ama sizin ağzınızdan yaşayan canlı bir miras taşıyıcısı olarak size böyle bir soru tevdi edeyim. Şimdi ozanlık kısaca daha uzatacak olursa zaten zamanımız yetmez. Ozanlık bir yerde halkın dili, kulağı, gözü demek. Duyduklarını, gördüklerini illaki yazması gerekiyor, aktarması gerekiyor. Yani elbette eski üstadları anacağız, onları ama onların haricinde biz kendimiz de bugünü anlatacağız. Yani bir Yunus Emre 700 yıldır yaşamışsa Üstad Reyhani'nin bir eserinde diyor ki, Reyhani gerçekler öldü sanıldı, Pir Sultan öldükten sonra bilindi. Yunus 700 sene sonra bulundu. Bekle, Reyhani de ölsün kardeşim. Bizde değerler kaybolduktan sonra anlaşılmaya çalışılıyor. Önemli olan günümüzde bunu anlayabilmek, bunu anlatabilmek. Yani bugün memleketimizde, yurdumuzda elbette ozan arkadaşlarımız var. Bu sanatı, bu geleneği devam ettiren arkadaşlarımız var. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar ustalarımız. Ustalar çırak ilişkisi olmadan zaten bu sanat ilerlemiyor. Ustalardan çok şey öğrendik. Her ne kadar yurt dışında da olsak, bulduğumuz bir ışığın peşinde koştuk. Evet. Günlerce ki ondan birkaç kelime öğrenelim, bir şeyler öğrenelim. Yol öğrenelim. Yolda yani yolda mı öğrenelim? Eğer bir akort yapmanın için ben hafta sonları 300 kilometre öyle yaptım, 300 kilometre geri geldim. Yani bir sazın akortu için. Demek ki yani sizin niyetiniz halisse siz arayıp buluyorsunuz. Aşk nedir? Nedir? Aşk sevenin sevdiğini aramasıdır. Ustad varsa zaten aşk değildir. Allah Allah. Ben buraya gelen bütün konuklarımı yeri geldiği zaman aşkın tarifini soruyorum. Ben bu tarifi bir daha... Az ve öz. Sevenin sevdiğini aramasıdır. Ustad varsa o aşk değildir. Allah. Usta Reyhani'nin dediği gibi, araba alırsınız, arabaya aşık olursunuz, araba pert olur, aşk biter. Bir kadına aşık olursunuz, kadın ödür, aşk biter. Ama önemli olan, ulaşılmaz olan Cenab-ı Allah'a aşık olabilmek. Oraya aşık olabilmek. Evet. Mesela burada, yani onun için diyorum, sevenin sevdiğini aramasıdır. Az ve öz, belki noksan olabilir bu tabir. Estağfurullah. Açılabilir ama günümüzde görüyoruz işte aşkın ne anlama geldiğini, beşkin ne anlama geldiğini birileri kendilerine göre şey yapıyor ama biz bildiğimiz o doğru olan şeylerin yanında olalım diyorum. Doğru. Yani yine de şöyle bir şiirle veya şey yaparsam daha da buyurun. Diyorum ki, yüce Tanrım sana ayan her kulun mutlu eyle, ne olur azında beni. Ahiret için dünya sonudur yolun, kabul eyle köle bazında beni. Boynum kıldan ince, ihlas halis niyetim, hak deyince sızlar kemiğim etim. Boynum bükük kaldım yıllarca yetim, gündür ne olur ömrün yüzünde beni. Cemalin celalin köşkü gönlümde, bu yüce sevdanın meşki gönlümde, sana ayan yoktur kuşu gönlümde. Lütfeyle bulsunlar hazında beni. Fedayım elim kolum bağlama, dert verip de yüreğimi dağlama.
Yeter artık, ne olur mihman eyleme. Bir kaşık aranın gözünde beni. Çok güzel. Çok güzel. Yani mesele burada. Eyvallah. Yeter artık, ne olur mihman eyleme. Bir kaşık aranın gözünde beni. Bunu buna benzer bir eser tarihte okudum bir yerlerden ama var yani. Herkes aynı şeyi farklı şekilde anlatmaya çalışıyor. Doğru. Birisi bugün dünyanın işte ucu olmayan, sonu olmayan dünyanın peşine koşuyor ama ulaşmak zor. Zor. Tabii ozanlık geleneğinde bazı büyük üstadlarla karşılaştınız, yaşadınız. Bunlardan elbette ki yani çocukken plaklarından, kasetlerinden dinlediğim ustaları, ustalarla aynı sahneyi paylaştım. Ne güzel ki o insanlardan çok şeyler öğrendim. Mahsuni Baba'nın bir sözü vardır. Dedi ki, bu vefatına yakın zamanda duymuştum. Dedi ki, kırılacak kadar değil, batacak kadar sivril. Bir daha alabilir miyim? Kırılacak kadar değil, batacak kadar sivrilmelisin. Yani sivrilmelisin demişti. Usta Reyhani'den gene ben aşkını verdim, ateşini de sen ara. Yani çeşitli ustalardan çok şeyler öğrendik. Evet. Allah razı olsun onlardan. Nur içinde yatsınlar. Evet. Bir mesaj geldi efendim. Onu okuyayım. Feruze Yaşar bir mesaj göndermişler. Hayırlı kandiller. Bir harikasınız. Büyük bir zevkle izliyoruz diyor. Eksik olmayınız efendim. Komşumuz. Komşunuz mu? Nereden? Burada, Çanakkale'de. Burada. Evet. Evet. Kendilerine selamlar söylüyoruz buradan efendim. Buyurun Ozan abi. Bir akşam otururken kalemi elim aldım. Şöyle geçmişe bir daldım. Bakalım kalemim ne yazmış. Allah'a yalvarıp her işlerimi, murada erdirdik tüm dişlerimi. Sabır eleğinden gözyaşlarımı, elediğim günler gelir aklıma. Arıydım çalıştım peteklerine, sırtta bulsam yoktu eteklerine. Yarı aç yarı tok yataklarına, belediğim günler geldi aklıma. Şükür ettim şükür yazılarıma, Mevlam derman verdi sızılarıma. Diyarı gurbette kuzularıma, melediğim günler gelir aklıma. Hamd ederek geçti her gün halime, çok çalıştım ne geçtiyse elime. Ya sabır Allah'ım diye dilime, doladığım günler geldi aklıma. Çileyle yaşadım Nazmi adım, İsyansızdım duyurmadı feryadım. Huzursuz dünyada mülküne edeyim, dilediğim günler geldi aklıma. Dilediğim günler geldi aklıma. Gözlerimle görüp şahit olduğun dertlerine derman, bil bu sevdayı. Doğduğundan belli yoktur güldüğün, say senen imtihan, gel bu sevdayı, gel bu sevdayı. Ya sevgiyle Hacı Bektaş oğluna, çalab içininle ver Yunus binine. Mevlana'nın engin sevgi gölüne, dalarak arayıp bul bu sevdayı. Dalarak arayıp bul bu sevdayı. Ne şirin, ne şirin, ne Leyla, ne Aslı Elin, Ferhat'ta Mecnun'da ederler yemin.
bunlar vasıtaydı sorun Kerem'in. Anlatsın, anlatsın yandığı kül bu sevdayı, kül bu sevdayı. Turan diye susuzlar gönül sarayı, merhem için kucaklıyor Hira'yı. Anla artık, düşünsene burayı, bağrında saklıyor, bağrında saklıyor kel bu sevdayı. Dikkat eyle, ateştadır közdedir. Dikkat eyle, ateştadır közdedir. Akar suda kışın donan buzdadır. Aranacak adet gene özdedir. Biraz düşünürse kul bu sevdayı, kul bu sevdayı. Bülbülün feryadı bitmez fasılı, bilmek gerek ibret alıp asılı. Hatırlatır bize yüce Resulü, çiçekler içinde gül bu sevdayı, gül bu sevdayı. Yaklaştıkça mevsim hazan fedayı, yaklaştıkça mevsim hazan fedayı, elinde kırık saz cezan fedayı. Hak değilse, hak değilse sevdan ozan fedayı, alıp da başına, alıp da başına çal bu sevdayı, çal bu sevdayı. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Ozan abi, teşekkür ediyoruz. Evet, mesajlarımız var, onları okuyorum. İbrahim Yaşar Bey, bizleri izliyorlar. Fedai Bey, sesiniz bir harika, bizleri derinlere götürdünüz diyor. Aynı zamanda İstanbul'dan Filiz Gül hanımefendi, can dostum, ağzına yüreğine sağlık, kalemin var olsun, başladığın bu yolda yolun açık olsun, gururumuzsunuz, hayırlı akşamlar, selamlar diyorlar. Bizlerden de selamlar efendim. İstanbul'a selamlar gönderiyoruz. Orhan Bey, Orhan Oyanık Bey, şair kardeşimiz, burada da kendisini konuk etmiştik. İsmail Bey, sizin ve seyircilerinizin Regaib Kandili'ni kutluyor. Başarılı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Konuklarınız güzel yürekli sanat aşığı, aşıklık geleneğinin güçlü ismi Ozan Fedai Hocamı, usta kalem güzel yürek Nazmiye Çelebi. Hocamı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu güzel insanları bizlerle buluşturduğunuz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Şayet vaktiniz olursa, evet, bir şiir göndermişler kendileri. Efendim, bizim misyonumuz zaten hem kültür, hem sanat ve hem de insanla ilgili program yapmak ve sizlerle buluşturmak. Tabii ki bu bizim misyonumuz. Evet, Ozan Fedai abi, ne yapıyoruz? Vallahi biz hazırız. Buyurun. Kolayca çekilmez yayımız bizim. Oğuzlar olmuştur boyumuz bizim. Fatihlerden gelir soyumuz bizim. Ben bir Türk kadını, Türk anasıyım. Atatürk'e saygı duyduk biz başta. Onun için bulunmadık telaşta.
Mehmet'imin yanındayım savaşta. Ben bir Türk kadını, Türk anasıyım. Nene Hatun ile beraber kaldık. Üç kıtada at oynattık, sur aldık. Altaylardan ta Viyana'yı bulduk. Ben bir Türk kadını, Türk anasıyım. Çekemeyenlere hep yeriliriz. Düşmanı görünce tez geriliriz. Bizler bir ölürsek bin diriliriz. Ben bir Türk kadını, Türk anasıyım. Soy ismim Çelebi, Nazmi adım. Sülalemde asla olmaz nadanım. Aslım Türktür, hem de Malatya'danım. Ben bir Türk kadını, Türk anasıyım. Ben bir Türk kadını, Türk anasıyım. Doğarken bel bağladım, düşmüş gönül düşmüş. Gözlerimle dağladım, yaşımış gönül yaşımış. Göklerinden bağladım, yaşımış gönül. Yar için sevdaya düşmek, hem çağlayıp hem de coşmak. Deli taylar gibi koşmak, hoşymış gönül, hoşymış. Hoşymış gönül, hoşymış. Çare yakar ateş göre göre, yerdeki gözlerle göre. Kaşımış gönül, kaşımış. Kaşımış gönül, kaşımış. Kaşımış gönül. Sorma bana niçin, neden yaşıyoruz hiç bilmeden. Gençlik elden uçup giden, kuş imiş gönül, kuş imiş. Kuş imiş gönül. Şartı dolduracak, üç pınardan dolduracak. Ahirette yüz güldürecek. Beşimiş gönül, beşimiş. Beşimiş gönül, beşimiş. Beşimiş gönül. Fedai nedir figanı, ecel gelir alır canım. Zenginliğin şöhret şanım, boş imiş gönül, boş imiş. Boş imiş gönül, boş imiş. Zenginliğin şöhret şanım, boş imiş gönül, boş imiş. Boş imiş gönül, boş imiş. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, evet, yüreğinize sağlık. Siz böyle akarken mesajlarımız da akıyor maşallah. Adıyaman'dan Mustafa Çelebi Bey bizleri izliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Adıyaman'a buradan selamlar. İstanbul Esenler'den Ömer Koç Bey, İslam aleminin kandilini kutluyorum. Ozan Fedai Üstad'ın yüreğine, diline, ağzına sağlık. İyi yayınlar diliyorlar efendim bizlere. Bir tane daha okuyayım. Muhammed Ali Koç, tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Ozan Fedai Koç, ağzına sağlık. İyi akşamlar diliyorlar efendim. Bir tane daha okuyorum.
Ozan Feda'ya sevgiler, saygılar. Efteli Canan. Çok... Aleyküm selam. Evet, evet. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz ve selamlarımızı iletiyoruz efendim. Nazmi abla, maşallah siz de Ozan Feda'ya abi ayak uyduruyorsunuz. Hiç geri kalmıyorsunuz şiirlerinizde. Efendim, Nazmiye Çelebi hanımefendinin de şiir kitapları var. Onları biraz sonra sunacağım, göstereceğim. Kendisi aynı zamanda şair ve yazar. Eksik olmasınlar. Ta Almanya'dan bizleri kırmadılar ve programımıza dahil oldular. Evet, buyurun. Sizleri dinliyoruz. 2 yıl önce bir kaza geçirmiştim. Evde yatarken kalemim bakalım ne yazmış. Buyurun. Tırnağın varsa kafanı kaşı. Elin kaşıdığı başa lüzum yok. Zehir eder sana ekmeği aşı. Elden gelen ekmek aşa lüzum yok. Dost odur ki yanındadır yanında. Gözü olmaz hayatında canında. Taşıdığı canı vardır onun da. Güvenmeli hiç telaşa lüzum yok. Yediğin içtiğin yavan ve yağlı. Olsa da yüreğin birazcık dağlı. Ömrün tadı tuzu güvene bağlı. Görecek kabusa düşer üzüm yok. Dikkat eyle atacağın kurşuna. Her olur olmazı alma karşına. Haramiyi sokma gönül çarşına. Nöbet tutup hazır taşa üzüm yok. Nazmiye'yim, yaşadıkça öğrendim. Gün geldi sevindim, bazen iğrendim. Hal bilmeze pancar gibi doğrandım. Ağlayıp da gözde yaşa lüzum yok. Ağlayıp da gözde yaşa lüzum yok. Hayatın sevdanın bittiği yerde yeniden yeşeren Çanakkale zırhın. Laç oldun laç nerede o nerede? Olmazı başaran çanak kalesin, kalesin, kalesin. Umutlar serpildi geçeyim derken, başka yöne yelken açayım derken, kucakladın sardın uçayım derken, özlemi taşıran çanak kalesin, 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 kalesin. Aynalı çarşının türküsü başka, dinlerken insanı düşürür aşka. Şu heda kokusu başlatır meşke. Tarihi düşürür Çanakkale'sin, kalesin, kalesin. Fedai'nin dolaştığı duyarsın, Leyla Şirin aslı gibi bir yarsın. Milletine namus şeref sınarsın, sevgiyi taşıran Çanakkale'sin, kalesin, kalesin. Sevgiyi taşıran Çanakkale'sin, kalesin, kalesin. Eyvallah. Evet, Çanakkale'sin. Evet. Çanakkale'sin ve kalesin. Evet, Tokat Zile'den Abbas Kul Bey, öncelikle Regaip Kandilinizi kutluyorum diyor, Allah razı olsun. Ozan Fedai'nin konuk olduğu programı izliyorum. Orada bulunan herkese selamlar,
diyor kendisi. Biz de Tokat Zile'ye selamlar söylüyoruz efendim. Türkiye'nin birçok yerinden izlendiğimizi buradan, evet, bir de Malatya'dan bir mesaj okuyalım efendim. Malatya'dan tüm Ton TV çalışanlarına ve sevgili ablama ve de can dostum babamın kızına selamlar olsun. Ozanımızı 20 sene evvel Malatya'da görmüştüm. Hiç değişmemiş. Ona da uzun, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun diyor Kemal Çelebi. Evet. Ozan abi, birinci bölümü yavaş yavaş yani şey yapacağız, kapatacağız ama devam ediyoruz. Nasıl geçiyor zaman inanın anlayamıyoruz. Buyurun. Bu dünyanın çivisini çıkarıp bir de suçlu arayana gülmeli. Mazlumlara karşı her gün haykırıp yanlış yola yürüyene gülmeli. Zevkini yaşayıp sefayı süren, hakkı hakikati her zaman yeren, her haltı işleyip itibar gören, çarşı pazar sürüyene gülmeli. Edep vardı, haya kayıpta şimdi, keramet ararlar ayıpta şimdi, kimlerin peşine uyup da şimdi, kültür diye türüyene gülmeli. Gözyaşı içinde boynunu büküp, hasreti acısı yüreği yakıp, mahalle yanarken aynaya bakıp, saçlarını tarayana gülmeli. Nazmiye değmeli verdiğin değer, layık değilse o değere eğer, fırsatını bulunca insanı boğar, hakikati kürüyene gülmeli, hakikati kürüyene gülmeli. Çaresiz derde tutuldum, azar bu sevda, bu sevda. Çaresiz derde tutuldum, azar bu sevda, bu sevda. Gurbet elden avutuldum, tozar bu sevda, bu sevda. Yanırken yeminesin, yolların usulusun, Çanakkale Kerkük musun, tozar bu sevda, bu sevda. Yaşadıkça fedaiye, mezar bu sevda, bu sevda. Yaşadıkça fedaiye, mezar bu sevda, bu sevda. Kıbrıs dertlidir bu ara, kalbimde yara. Almanya Taşkent Buhara, tozar bu sevda, bu sevda. Amasya Taşkent Buhara, tozar bu sevda, bu sevda. Ne güzel, ağzınıza sağlık. Abi birinci bölümde hiç konuşamadık. Hep sürekli maşallah eserlerle geçirdik.
Ya ben sizinle konuşmak istiyorum aslında, sohbet etmek istiyorum. Konuşalım hocam. Ama birinci bölüm bitiyor neredeyse, bitti. Ben sürekli mesaj okuyorum. Evet. Bu akşamki misyonum bu. İstanbul'dan Celal Çelebi Bey, Fedai Bey ve Nazmiye Çelebi Hanımefendi'ye iyi yayınlar diler. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum diyorlar. Evet. Canım ablam Nazmiye, Malatyalım gururum diyor Fatma Hanım. Sizlere selam söylüyorlar efendim. Bir tane daha okuyorum. Evet. Selamünaleyküm diyor. Hayırlı kandiller. Çok teşekkür ederiz efendim. Güzel yürekli insanlar, sazda süper, sözde Eskişehir'den selam ve dua ile Ozan'ıma da şairime de kucak dolusu selamlar diyorlar. Türkiye'yi kucakladık bu akşam. Ne güzel. Oradan oraya, oradan oraya. Ozan abi, yorulmadınız mı? Vallahi biz ancak programın sonunda da yorgunluğumuzu hissediyoruz ama yani program içerisinde yorgunluk falan olmaz bizde. Vallahi maşallahınız var. Nazmi ablam da sizde. Gönül insanları yoruldum derse iş bitmiştir. Bitmiştir maazallah. Yönetmenim, ne kadar vaktimiz var? Evet, Ozan abi, birinci bölümü bitiriyoruz. Yönetmenim, bir eserle kapatalım mı yoksa nasıl yapalım? Yok, vaktimiz yok. Tamam. İkinci bölümde tekrar yapacağız. Efendim, ikinci bölümde biraz daha Çanakkale ile ilgili eserlerimizle hem Ozan Fedai abimizle hem de Nazmi ablamızla beraber olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Şimdilik hoşça kalın. Aşkla Çanakkale. 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 Aşk da Çanakkale, aşk için Çanakkale. Osman Müftüoğlu mutfağınızdaki çok önemli bir eksiği açıklıyor. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Çünkü balık çok güçlü bir protein deposu ve olağanüstü bir omega 3 kaynağıdır. Mutfağınızdan balığı sakın eksik etmeyin. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık sağlıktır. Değerli hemşerilerim, Lapseki benim şehrim ve ben Lapseki'ye gönülden sevdalıyım. Belediye olarak şehrimiz için durmadan, yorulmadan, inanarak çalıştık. Lapseki'yi hak ettiği değere kavuşturmak için 5 yılda 5 yıldızlı 5 büyük projeyi ekibimizle birlikte hayata geçirdik. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun. Thank you.
Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Biliyorsunuz ki denizcilik şirketlerinde erkek egemenliği söz konusudur aslında. Buna rağmen GESTAŞ'ta çalışan kadın sayımız oldukça fazla. İlk önce şunu söyleyeyim. Mesai arkadaşınız kadın olunca ister istemez daha düzenli ve tertipli oluyorsunuz. Kadınların bizden farklı çalışma tarzları var. Zaman zaman imreniyor değilim. Öncelikle kadınlar çok disiplinliler. Ayrıca çok da zekiler. Bence her ilginç fikrin arkasında bir kadın var. Kadınlar çalışkan, detaycı, mükemmelliyetçi, insan ilişkilerinde iyi. Bunun gibi birçok şey sayabiliriz aslında. Bu videoyu herkes izleyecek mi ya? Ne desem bilemedim. Ben erkeklerden oluşan bir durumda çalışıyorum. Size şunu söyleyebilirim ki bu durum bazen çekilmez olabiliyor. Nerede ne indirim var, hangi mağazaya ne gelmiş hepsini öğreniyoruz yine. Sonuçta işimiz insanla. Her günümüz güllük gülistanlık geçmiyor. Sabırlı olmak bizim işimiz. Sabırlı olmak konusunda bizler kadınların eline su dökemeyiz. Vallahi kadınların gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Kuş uçurmuyorlar inanın. Konuşmanızdan tutun da giyim kuşamınıza, hal ve hareketlerinize daha dikkat ediyor. Ortamda bir bayan olduğundan daha oturaklı davranıyorsunuz. Kadın çalışırsa güçlü olur. Güçlü olursa biz de güçlü oluruz. Bu da şirkete, iş gücüne ve ülke gelişimine katkı sağlar. Olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de var tabii şimdi. Hafta sonunun ardından futbol muhabbeti yapamıyoruz. Haftanın bazı günleri bayan stajyerimiz geliyor. İnanın ortamın havası değişiyor. Birime çeki düzen veriyor. Bir diğer yanında onların sayesinde kadınları daha iyi anlıyoruz. Özellikle eşlerimizi. Erkek mesai arkadaşlarından dinledik kadınlarımızı. Her birimizin farklı düşünceleri var. GESTAŞ olarak bizim düşüncemiz kadınlarımızın iş hayatında sayılarının daha da artması. Çünkü güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Lezzetli ton balığını tertemiz açık denizlerde yakalıyor, en sağlıklı ambalajlarda sadece ve sadece doğal zeytinyağı ve azıcık deniz tuzu ekleyerek sofranıza getiriyoruz. Yaptığımız muayenede bir kitlenin varlığını tespit ettik. Meme kanserini erkenden teşhis ettik. Nuray Hanım'ın ağız kuruluğu şikayeti vardı. Yaptığımız tetkikler diyabet hastası olduğunu doğruladı. Erkenden tespit ettik. Dursun Bey'in fazla kilolarına bağlı terleme ve yorgunluk şikayetleri vardı. Gerekli uyarıları erkenden yaptık. Hamdi Bey geceleri sık sık idrara çıktığını, idrar yaparken zorlandığını söyledi. Prostat bezinde büyüme tespit ettik. Erkenden önlem aldık. Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için aile hekiminizi erken tanıyın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur.
İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır. Kaç kişi dolandırdınız? Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar. Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum. Peki vicdanınız sızlıyor mu? Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor. Peki sizden nasıl korunabiliriz? Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım. Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Havada berbat bir sigara kokusu var. Sağlığımızı tehdit eden riskler sizin ve sevdiklerinizin dört bir yanını sarmış. Ortak yaşam alanlarında ölüm adeta kol geziyor. Pasif içicilik, kanser ve diğer pek çok ölümcül hastalığa neden olur. Bu işte bir yanlışlık var. Ve bu yanlışlığın kanunlarımızda cezası var. Sessiz kalmayın. Yasalara aykırı tütün kullanımını 184 Sağlık Bakanlığı iletişim hattına bildirin. Tek tuşla yasa ihlalini bildirmek için Yeşil Dedektör, Yeşilay.